Arkadaşlar herkese merhaba. Dünyanın öbür ucundayım. Şu anda Amerika'dayım. CES etkinliğinde acayip özel bir ortamdayım. Birazdan sizlerle tanıştıracağım inanılmaz teknolojiler var. Bunları biraz önce gördüm, denedim. Hemen size anlatmak istedim. Ve şimdi dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden gelin bu teknolojilerle görüşelim, tanışalım. Ama öncesinde videoyu beğenmeyi unutmayın. Teknoloji nerede? Shift Elite Net orada. Şimdi bu teknolojileri hep beraber göreceğiz. Turumuza çok ilginç bir diş fırçasıyla başlamak istiyorum. Bakın bu marka ne işe yarıyor? Şu anda satılan ürünleri buymuş. Bu arkadaşların yeni ürünleri şu anda hanımefendinin elinde tutulan 10 saniyede dişlerinizi fırçalamanızı sağlıyormuş. Şurada bir tanesi üst taraf için, bir tanesi de alt çene için kullanıyorsunuz. Titreşimli bir yapısı var ve sadece 10 saniyede dişinizi fırçalıyor. Henüz daha çıkmamış durumda. Şu satılıyor ama yeni ürün, şöyle biraz yakından göstereyim, çıkmamış arkadaşlar. İşte şu markayı sizlerle tanıştırmak istedim. Hemen bir başka teknolojiye geçiyoruz. İşte yeni bir teknoloji, bakın amcamız hemen oturmuş üzerine. Bu dünyanın ilk tam elektrikli kar motoru. Şimdi şuradan zaten anlayabiliyorsunuz. Bu ürünün adı Moon Bikes. Farklı renkleri de var. Şu an beyazı görüyoruz. Ama hemen şurada kırmızı olan seçeneği de görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Moon Bikes nasıl çalışıyor? İçerisinde bir batarya var. Çok sessiz bir şekilde çalışıyor. Aynı zamanda uzun süre görev alabiliyor. 87 kilogram ağırlığında ve maksimum hızı da saatte 42 kilometreye kadar çıkabiliyor. -25 derece gibi farklı ortamlarda çalışıyor. İsterseniz 1,5 saat, isterseniz de çift bir batarya alacaksanız da 3 saat boyunca hareket edebiliyor. Gerçekten çok ilginç bir ürünle karşı karşıyayız. Şimdi bir başka teknolojiye geçiyoruz. Buradaki teknolojinin adı My Ally. Peki bu ne işe yarıyor? Hemen şurada kadınların daha çok ilgi gösterdiği bir teknoloji. Bu bir mücevher. Ama bu mücevher şuraya bastırıldığında o anki konum, aynı zamanda ilgili kişilere bir mesaj gönderebiliyor. Yani tehlike altındaki kadınlar için giyilebilir bir teknoloji sevgili dostlar. İçerisinde bir pil var. Bu pil 1 yıl boyunca dayanabiliyor. Akıllı telefonla da yönetebiliyorsunuz. Kadınlar için gerçekten müthiş bir çözüm olmuş. Buradaki teknolojinin parçalarını da şu anda görüyorsunuz. Markasını tekrar gösteriyorum. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Bir Fransız girişim var. Adı Nirio. Nirio'nun şöyle robotik kolları var. Buradaki robotlar tanesi 40 bin dolardan satılıyor. Endüstri 4.0 için İnsanı taklit edebilen çok hassas robotlar bunlar. Aslında KUKA gibi çok büyük şirketleri biliyoruz ama işte buradaki startuplar çok daha uygun fiyatlı ve çok daha küçük boyutlarda inanılmaz programlanabilir. Mesela şu an bir tane kamera görüyorsunuz. Kamera koyulmuş. Tüm bu görevleri kolaylıkla yerine getirebilen cihazları da üretmişler. Bakın mesela burada sembolik bir üretim bandı var. İşte buradaki arkadaşlar, robotlar oradaki üretim bandında çalışabiliyor. En çok ilgimi çeken teknolojilerden bir tanesi şuradaki duş sistemi oldu. Adını da hemen sizlere göstereyim. Şimdi buradaki duş sistemini şöyle yan yatırmışlar, dik koyamamışlar. Yani şu tepeden su akıyor, biz de burada duş alıyoruz. Şimdi buradaki mantık ne? Buradan akan su yere düşüyor ve gerçekten çok ciddi bir su israfı oluyor. Ama zemine denk gelen şu kısımda ne oluyor? Su emiliyor. Emildikten sonra içerideki ultraviyole bir katman var. Bu katmandan geçiriliyor. Virüsler temizleniyor. Bakteriler öldürülüyor. Aynı zamanda su istediğiniz sıcaklığa tekrar getiriliyor. Ve yukarıdan tekrar akıyor arkadaşlar. Şu düğmeye basınca çalışacak, bayağı gürültülü bir şey. Şu anda çalışıyor. Tekrar bastım ve kapattım. Yaklaşık 5 yıl içerisinde kendini amorti edebiliyor arkadaşlar. Tabi olay para pul değil. Ben suyu çok dikkatli kullanmak istiyorum diyen çevreye duyarlı kişiler için kullanılabilir. Ya şu teknoloji gerçekten müthiş. Şimdi buradaki girişimciyi tebrik ederim. Bakın her zaman kullandığımız bir maske var ama bu maskenin
daha temiz havalandırılabilmesi için şöyle bir şey geliştirmiş. Şimdi buradaki yapının bir de içi var. Şöyle bir kutuyla satılıyor arkadaşlar. Şimdi bu kutu ne yapıyor? Her zaman kullandığımız maskenin daha temiz hava almasını sağlıyor. Şöyle şarj edilebilir bir yapısı var. Ürün bu kadar. Bakın, Aeronest diye geçiyor. Ürün bu kadar ve abi de gösteriyor bize. Daha temiz hava almamızı sağlıyor. Gerçekten güzel iş çıkartmış. Geçiyoruz bir başka ürüne. Bu bir kask ama bu kaskın çok acayip özellikleri var. Mesela bu kaskı takan kişi sağa gidecekse sağ sinyal veriyor ve gerçekten de sağ tarafta sarı bir ışık yanıyor. Sola dönecekse yine aynı şekilde sol taraf. Veya frene bastığında şurası kırmızı yanıyor arkadaşlar. Buradaki kask aynı zamanda sesli asistanlarla da çalışabiliyor. Olay sadece sağa sola ya da işte frene basıp karşı tarafa veya arkadaki kişilere bildirmek değil. Aynı zamanda çok şık görünmesi için de oldukça güzel bir ürüne benziyor. Aynı zamanda Bluetooth'la da cihazlara bağlanabiliyor. Tali markası. Şu anda mesela görüyorsunuz, bakın, frene bastığı için hemen kırmızı bir ışık yanmış kaskın arkasında. Hakikaten hem çok havalı hem de çok teknolojik bir ürün olduğunu söylemiş olalım. Zannediyorum bana hak verdiğiniz arkadaşlar, burada bulunmak gerçekten çok heyecan verici ve o kadar çok şey var ki, mesela şimdi size şu robotu göstermek istiyorum. Bu bir çiftçi robot. Hadi gelin yakından bakalım. Kendi başına hareket edebilen bir robot. İşte buradaki robot tarlaya ekim yapabiliyor veya işte mahsulleri toplayabiliyor, yabancı otları temizleyebiliyor. Tüm bunları otonom yapıyor. Yani kendi başına yapıyor. Yazılım gerçekten çok iyi. Yapay zeka var. Aynı zamanda sensörler var. Kullanılan malzeme çok mantıklı olmuş. Şurada da bazı fotoğraflarını görüyorsunuz. Önce firmayı göstereyim. Firma bu arkadaşlar. İlgilenen kişiler web sitesine de bakabilirler. Görmüş olduğunuz gibi tarlada, bahçede nasıl çalıştığını izleyebilirsiniz. Modüler bir yapısı olduğunu söyleyelim. Yani çekirdek olarak bu, ama şuradaki parçaları da takarak kesinlikle çok daha işlevsel hale getirebilirsiniz. Tam geçiş yaparken böyle çok eğlenceli bir eğlenceli bir ekiple de karşılaştım. Dediler ki bizim ürünümüzü de tanıt. Şimdi bu telefonla kontrol edilebilen araç içerisinde çalışan ya da işte evde çalışan bir koku giderici arkadaşlar. Nasıl çalışıyor? Şöyle. Farklı farklı ürünler geliştirmişler. Mesela oteller için vesaire. Tamamen burada nasıl çalıştığını şöyle elini kullanarak nasıl çalıştığını bize gösterdi. Hop, yenisini taktı, kapattı. İşte bu kadar. Evet, bu ürünü de tanıtmış olalım. Şöyle bir marka. Şimdi turumuza devam edelim. Ya nereye baksam teknoloji, her taraf teknoloji. Aha, şimdi bir tane drone gördüm. Ya çok değişik bir drone bu. Gelin yakından bakalım. Önce drone zannetmedim tabii. Herkes gibi acaba dedim sırtımıza takıyoruz da uçuyor muyuz vesaire. Öyle değilmiş arkadaşlar. Bu bir drone. Dik kalkabiliyor. Şuradaki ayaklar görüyorsunuz. Bunu bu şekilde tutuyorsunuz. Ondan sonra uçuyor. Burada iki tane pervanesi var. Şimdi buradaki yapı çok farklı. Yani bildiğimiz dronelar gibi değil. Şöyle bir de yandan göstereyim. En büyük avantajı bir saat havada kalabiliyor olması. Çünkü farklı bir yapısı var gerçekten. Tebrik ediyorum. Hemen markayı da sizlere göstermiş olayım. Buradaki drone nasıl böyle dikey kalkıyorsa yine aynı şekilde dikey inebiliyor. Bir uygulama üzerinden kullanabiliyorsunuz. Üzerine çok farklı kameralar yerleştirebilirsiniz. Aynı zamanda belli bir miktar faydalı yük de taşıyabiliyor. Ne diyorsunuz? Değişik bir drone olmuş arkadaşlar. Hadi başka standlara devam ediyoruz. Şurada sürdürülebilirlik için çok güzel bir ürün var. Bu bir termometre. Şimdi termometreyi biz nasıl kullanıyorduk? İçinde civa olan termometreyi ne yapıyorduk? Sallıyorduk arkadaşlar. Aynı mantık bunda da var. Bunu da sallıyorsunuz ve çalışıyor. Herhangi bir bataryaya ihtiyaç duymuyor. Çok güzel bir fikir. Buradaki girişimci arkadaşlar şu markayla bu ürünü geliştirmişler. Ya her şey var. Yani hangi birine yetişeceğim bilemiyorum. Şu özelleştirilebilir bir elektrikli
motosiklet. Hakikaten ekran vesaire gayet iyi görünüyor. Sorry. Bir anda sohbetlerini kestim, kusura bakmasınlar. Hakikaten çok hoş görünüyor arkadaşlar. Adını da hemen sizlere söyleyeyim. Eğer hoşunuza gittiyse şu markayı göstermiş olayım. Wrecker diye geçiyor. Farklı farklı renklerde tercih edilebiliyor. Şu arkadaşlar da kurucular. Onların da iletişimlerini paylaşmış oldum. Hakikaten çok başarılı bir ürün. Şimdi gezecek o kadar çok yer var ki ben hangi birini anlatayım. Şöyle geçtiğimiz zaman bakın burada bir F1 aracını görüyoruz. Buradaki en önemli değişim nedir? Şoföre yer yok. Niye? Çünkü otonom. Bu araç otonom. Üzerinde lidar sensör var, radar var, kamera var. Çok güçlü bir bilgisayar var. Data center gibi bir ortam var. Ve bu data center gibi ortamı şu anda sizlere göstereyim. Ethernet kartı, network inanılmaz arkadaşlar. Cisco ile beraber de çalışmışlar. İşte buradaki şirket gelecek konusunda bize bayağı bilgi veriyor. Görmüş olduğunuz gibi F1 aracı artık kendisi gidebiliyor. Buradaki firmayı da hemen göstereyim. Indy Autonomous Challenge diye geçiyor. Buraya veda edelim. Çünkü gösterecek daha bir sürü şey var. İşte benim için bir gurur anı. Buradaki girişimciler Türk. Şu marka Türklerin oluşturmuş olduğu bir marka. Şu anda dünyadaki bütün böyle medyaya bilgi veriyorlar arkadaşlar. Gerçekten sizinle gurur duyuyorum arkadaşlar. Şimdi bu marka ne yapıyor? Yakından şöyle bir test kitini alayım. Bu bir test kiti. İdrar testi yapıyor. Evde idrar testi yapmanıza olanak sağlıyor. Şimdi görmüş olduğunuz bu kitle beraber evde test yapıyorsunuz. Test yaptıktan sonra işte akıllı telefonunuzda size bu bilgileri verebiliyor. Şimdi bununla beraber şuradaki görselde çok iyi anlatmışlar. Magnezyum, işte su kullanımınızı, işte C vitamininizin ne durumda olduğunu, sonrasında bakın burada pH derecenizi, kalsiyumu, her şeyi evde kendiniz ölçebiliyorsunuz. Gerçekten tebrik ederim. Biraz da mikrofonu size vereceğim. Vivo aslında bir sağlıklı yaşam asistanı. Evinizde kendinizi takip edebilmenizi sağlıyoruz. Apple Watch gibi düşünebilirsiniz ama idrarla çalışıyor. Bu bir idrar stribi. Üzerine idrarınızı yaptığınızda buradaki renkli pedler idrarınıza tepkimeye girdiği için renk değiştiriyorlar. Bizim de geliştirdiğimiz unik bir görüntü işleme sistemi var. Bununla birlikte sizin idrarınız üzerinden bazı parametrelerle vücudunuzda ne olduğunu anlatıyoruz. Mesela su tüketim seviyenizi, pH seviyenizi, karaciğer ve böbreklerinizde her şeyin yolunda olup olmadığını söylüyoruz. Ve daha sonrasında böyle bir tanesinin içerisine girersek bu parametrenin vücudunuz için neden önemli olduğunu, buradan geçmişinizi görüyorsunuz, neden önemli olduğunu ve bunu nasıl daha iyiye götüreceğinizi söylüyoruz aslında size. Amacımız haftada bir yapmanız. Böylelikle aslında sonuçlarınızı görüyorsunuz. Sonrasında bunu nasıl iyiye götüreceğinize dair kişiselleştirilmiş tavsiyeler alıyorsunuz. Sonrasında tekrar yapıp aslında iyileşmeyi görüyorsunuz. Şu anda web sitemizden ve Amazon'un bazı ülkelerdekinde varız. Onlar üzerinden de bizi satın alabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi Türkler her yerde. İstanbul Kalkınma Ajansı da Türkiye'den 30 tane startup'ı buraya, yani CES'e, Las Vegas'a getirdi arkadaşlar. Ben sizlere bunu anlatırken yeni bir teknolojiyle karşılaştım. Giyilebilir bir teknoloji, acayip bir şey. Gelin yakından bakalım. Şimdi burada ayaktayken aslında oturabiliyorsunuz. Yani bu çok yoğun çalışan işçiler için gerçekten çok müthiş bir şey. İskeletinize yardımcı oluyor. Mesela şu anda arkadaş oturuyor. Yani ayakta gibi görünüyor ama oturuyor. Vücudunu dinlendirebiliyor. Mesela burada ağır iş yapan kişiler için iskeletinize yardımcı olan çok garip bir teknoloji arkadaşlar. Markasını da şimdi sizlere göstermiş olayım. Bakın, bir tane veya iki tane giyebiliyorsunuz. Bunun bir benzerini ben daha önce askerler için olanda görmüştüm. Yani sizi bir Robocop'a dönüştürebilir mi bilemiyorum ama burada amaç işçilerin işlerini çok daha kolay yapabilmesi, çabuk yorulmayı engellemesi, iskeletlerine zarar gelmemesi. Bir başka marka V-Things, aslında biz bu markayı biliyoruz. Şimdi yeni bir ürün çıkartmışlar. Buradaki ürün şöyle, aslında bir tartı gibi ama ekran gerçekten çok iyi bu arada. Şuradaki yüzeyde çok sayıda sensör var. Mesela ekranın güzelliği şöyle. Şimdi bunu kaldırıyorsunuz. Şurada elinize dokunduğunuz zaman EKG de dahil olmak üzere vücudunuzdaki birçok ölçümü çok profesyonel yapabiliyor. V-Things'in bu ürününü evinizde bulundurduğunuzda akıllı telefonunuzla eşleşiyor.
şu anda görmüş olduğunuz gibi. Ve sonuçları anlık alabiliyorsunuz. Yani ben bu sonuçları genelde spor salonunda görüyorum. Ama isterseniz bunu evde de görebilirsiniz. Şu anda CES'te ilk kez karşımıza çıkıyor. Ya ben bu ürünü aslında yıllar önce görmüştüm. Galiba iyice geliştirdiler. Şimdi içerisinde sensörler var. Yani siz okşadıkça hareket eden bir yaratık bunlar. Yani evde hayvan beslemek istiyorsunuz ama hani vaktiniz müsait değil. Ne bileyim yani onların üzülmesini istemiyorsunuz yoğunluğunuzdan dolayı. İşte tam olarak buradaki akıllı yastıklar bir ev hayvanına dönüşebiliyor. Onunla duygularınızı paylaşabiliyorsunuz. Şimdi daha da geliştirmişlerdir diye düşünüyorum. Şöyle bir web sitesi var. Şu web sitelerinden bakabilirsiniz arkadaşlar. Kuyruğu da burada ya, yakalayayım şunu. Çok ilginç. Bence şu ürünler de çok faydalı. Şimdi tabii bizim kültürümüzde şöyle kendi ama diye bir oyun yok anladığım kadarıyla. Buradaki hanımefendiyle az önce konuşmuştum. Yani bu nasıl oluyor? Aslında akıllı bir oyuncak. Hem gerçekten spor yapar gibi oynuyorsunuz ama aynı zamanda online rakipleriniz de var. Bence çok güzel. Bilmiyorum bizim kültürümüzde pek yok ama bu arkadaşları sizlere göstermiş olayım. Web sitesi de arkadaşlar şöyle. Şu bilgileri de yine göstermiş olayım. Daha fazla bilgi için buradaki markaları araştırabilirsiniz. Devam ediyoruz turumuza. Bakın burada da ne var? Burada suyu anlık olarak analiz eden, yani tüketimi analiz eden çok güzel bir sistem yapmışlar. Buradaki bilgileri de şöyle aktarmış olayım. Tabii tüketiciler için olmayabilir, daha çok kurumsal çözümlere hitap edebilir. Artık böyle sistemleri kullanarak dünyadaki kaynakları çok daha iyi bir şekilde kullanabiliriz diye düşünüyorum. Buradaki şirketi de hemen sizlere göstermiş olayım ve turumuza devam edelim. Dedim ki acaba nasıl bir televizyon yaptılar da herkes böyle çok merak ediyor. Şimdi bu bir televizyon değilmiş. Bu bir pencere arkadaşlar ve modüler. Yani bundan 20 tane böyle yan yana üst üste falan da koyabilirsiniz. Ne yapıyor? Hem içerik gösteriyor. Bu bir reklam da olabilir veya faydalı bir bilgi de olabilir. Düşünün mesela bir hastanede ya da havalimanında olduğunu düşünün bu pencerenin. Aynı zamanda içerik de görebiliyorsunuz. Değişik bir teknoloji. Şeffaf da olabiliyor arkadaşlar. Şimdi nasıl çalıştığını da hemen şuradaki devrelerden göstermiş olayım. Farklı bir çalışma mekanizması var. Mesela şu anda ön tarafı göremiyoruz. Ama şu tarafa geçtiğimiz zaman arka tarafı çok daha rahat bir şekilde görebiliyoruz. Markayı hemen gösteriyorum size. Video Window diye geçiyor. Ve bu teknolojiyle beraber kurumsal çözümler çok daha farklı bir deneyim yaşatabiliyor bu ekranlara bakanlara. Geldik videonun sonuna arkadaşlar. Burası benim için tam bir cennet denilebilir. Burada gördüklerimi hemen sizlerle paylaşayım dedim. Las Vegas'ta CES Unveiled adı verilen bir etkinlik var. Daha CES başlamadan startuplar, ödül almış startuplar burada ürünlerini gösteriyor. Ya şuna bak. Bu tarlaya ekim yapabilen robot mesela onlardan bir tanesiydi. Dostlar Shift Elite olarak biz biliyorsunuz her yıl bu etkinliği yerinde izleyip olan bitenleri, deneyimlerimizi sizlere aktarıyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. En beğendiğiniz startup hangisiydi? Lütfen paylaşın. Eğer abone değilseniz kanalımıza bir kontrol edin. Abone olup zile basmayı unutmayın. Hoşça kalın.